Ekosistemlerdeki enerji akışı ve maddelerin geri dönüşümü hakkında konuşmaya ne dersiniz arkadaşlar? Evet. Bu video boyunca bu iki fikir üzerine yoğunlaşmanızı, hatta sadece bu videoyla kalmayarak sizin de bir parçası olduğunuz etrafınızdaki ekosistemlerdeki enerji akışı ve maddelerin geri dönüşümü üzerine düşünmenizi istiyorum sizden. İsterseniz enerjiyle başlayalım. Ekosistemlerin çoğu için enerji güneşten gelir. Evet, örneğin ay ışığı gibi başka enerji kaynakları da vardır ama ay ışığının da aslında güneş ışığı kaynaklı olduğunu söylemem lazım. Buna ek olarak jeotermal enerji de var tabi ama az önce de söylediğim gibi ekosistemlerin enerjisinin çoğu güneşten gelir. Peki sizce ekosistemler bu enerjiyi nasıl kullanıyor olabilir? yani enerji ekosistemlere nasıl giriş yapar ve ekosistemlerde özellikle de biyokütle olarak nasıl depolanır? Her şey birincil üreticilerle başlar. Bunlar da genellikle bitkilerdir. Fotosentez aracılığıyla enerji üretip bu enerjiyi yine ürettikleri biyomoleküllerde depolayabilen bazı bakteriler de vardır. Evet, ekrandaki çizimde bunlar birincil üretici oluyor. Birincil üretici. Birincil üreticilerden zaman zaman ototroflar olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz. Ototroflar enerjilerini güneşten alır ve bu sayede de besinlerini üretir. Enerji nasıl depolanıyordu? Biyomoleküllerde. Evet, çok büyük bir basitleştirme olur belki ama eğer bu bitkilerin moleküler yapısını inceleyecek olursak, karbonlar arasındaki bağları görebiliriz. Bu bağları kurmak enerji gerektirirken, dolayısıyla bağların bozulması sonucunda da enerji açığa çıkar. Bu noktada bitkinin moleküler yapısında bulunan karbonların nereden geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Atmosferde karbondioksit bulunduğunu biliyoruz. Karbon atmosferden alınır. Mesela bunlar karbon atomları olsun. Biraz oksijen atomu da ekleyeyim. Evet. Her karbon için iki oksijen. Fotosentez süresince atmosferdeki bu karbon bağlanır. Hemen bunu da not edeyim. Karbon bağlanması. Karbondioksit yani gaz halindeki karbon, karbon bağlanması sonucu bitkinin yapısına biyolojik moleküllerine katılır. Enerji de bu sayede depolanmış olur. Bu çok verimli bir süreç değil ve güneşten alınan enerjinin tamamının depolanmasının bir yolu yok. Enerjinin bir kısmı geri yansır ve bitkiler de büyümek için, üremek için ve hücreleri bölünürken bu enerjiyi kullanır. Ve sonuç olarak enerji ısı olarak açığa çıkar. Bu trend termodinamik sistemlerde, yani enerjinin bazı süreçler için kullanılırken ısı olarak açığa çıktığı sistemlerde sıklıkla görülür. Bu ekosistemlerdeki enerji akışının sadece başlangıcı. Gelin şimdi de bu enerjinin ekosistemin diğer üyelerine doğru nasıl aktığını inceleyelim. Sıradaki aşamada bu arada bunun bahsi geçen ekosistem için çok ama çok basit bir çizim olduğunu da bilmenizi istiyorum. Ekosistemler oldukça karmaşık yapılar. Evet, birincil üreticileri yiyen ve birincil tüketiciler olarak adlandırılan hayvanlara bakalım. Ekranda gördüğünüz tavşan ya da sincap, birer birincil tüketici. Peki, birincil tüketiciler neden birincil üreticilerden besleniyor? Neden tavşan mesela çim yiyor? Tabii ki de birincil üreticilerin karbonları arasındaki bağlardaki enerjiye ihtiyaçları olduğu için. Bu enerjiyle büyüyebiliyor, üreyebiliyor, hareket edebiliyor ve bir kısmını da biyokütle olarak depolayabiliyor. Bu süreçte çok verimli bir süreç değil. Bir aşamadan diğerine yani birincil üreticilerden birincil tüketicilere geçtiğimizde bu enerjinin sadece yüzde onluk bir kısmı taşınır ve depolanır. Şu anda sadece yüzde on mu diye şaşırmış olabilirsiniz. Tüm bitkiler yenmediği için ve bitkinin yenilip sindirimi sonucu bir kısmı dışkı olarak vücut dışına da atıldığı için buradaki birincil tüketici enerjinin tamamını alamaz. Evet, dediğim gibi bu pek de verimli bir süreç değil. Tabii ki de her şey burada bitmiyor arkadaşlar. Çoğu birincil tüketicinin biyolojik moleküllerinde depoladığı enerjiyle ilgilenen başkaları da var. Kısacası ekosistemlerde tavşan ve sincapları yemekten hoşlanan başka hayvanlar olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu hayvanları ekranda gördüğünüz tilki ile temsil etmeye çalıştık. Tilkilere birincil tüketicileri yedikleri için ikincil tüketici diyeceğiz. Buna devam etmek isterseniz mesela tilki yemekten hoşlanan bir adam olduğunu düşünelim. Eline bir bıçak çiziyorum. Evet, bu adam tilkinin biyolojik moleküllerindeki enerjiye ihtiyaç duyduğu için ki bu arada her şey biyolojik moleküllerle de alakalı değil. Az sonra bundan da bahsedeceğim. Büyümek ve yaşamaya devam edebilmek için tilkinin depoladığı enerji ve maddeye ihtiyacı olan bu adam tilkiyi yemek istiyor olabilir. Tilki gibi ikincil tüketicilerle beslenenlere de üçüncül tüketici deniliyor. Ve onları yemek isteyen herhangi bir tüketici olmaması durumunda bu tüketiciye uç tüketici ya da uç yırtıcı da diyoruz. Evet, başka hayvanlarla beslenen hayvanlara daha önce de bahsettiğimiz gibi etçil dendiğini de biliyorsunuz. Bu adamın üç tüketici ya da yırtıcı olarak adlandırılmasının sebebinin besin zincirinin en sonunda yer alması olduğunun da altını çizmek istiyorum. Her şey burada da bitmiyor tabi. Çünkü bu noktada tüm bu karakterler, ağaç olsun, tavşan olsun, tilki olsun ya da tilkileri yemekten hoşlanan bu adam olsun, hepsi ölecek. Ama enerji bir yerden başka bir yere aktığı için kaybolmayacak ve ayrıştırıcılar adını verdiğimiz bu karakterler tarafından kullanılıyor olacak ayrıştırıcılar geriye kalan enerji, hayvan ölüleri hatta hayvan dışkılarındaki enerjiyi kullanarak üreyip yaşamaya devam edebiliyor. Bu enerji ve maddeyi ayrıştırırken de besin ve maddeleri bitkilerin kullanabilmesi için sisteme yani toprağa geri kazandırıyorlar. Sonuç olarak da ortaya bu döngü çıkıyor. Yola ışık enerjisi olarak başlayan enerji bu basamaklar arasında taşınır. Enerjinin tamamıyla kullanıldığı bir süreçten bahsetmiyoruz tabii ki. Ama enerjinin büyük bir bölümü bu organizmalar e, beslenir, ürer ve hareket ederken ısı enerjisi olarak açığa çıkar. Enerji hakkında bu kadar yeter şimdilik. Biraz da maddeye bakalım. Videonun başında maddenin geri dönüştürüldüğünü söylemiştim ve madde söz konusu olduğunda bu şekilde organize olmuş bir ekosisteme giren ve çıkan ya da bir şekilde ortaya çıkan veya kaybolan yeni maddeler olmadığını eklemek istiyorum. Büyüyen bir ağaç, bir yaprak ya da bir otu düşündüğünüzde bu madde öyle sihirli bir şekilde ortaya çıkan bir madde değildir. O madde aslında karbondioksit halinde her zaman orada vardır. Bitki güneşten aldığı enerjiyi kullanarak atmosferde gaz halinde bulunan karbonu katı bir forma dönüştürür. Başka bir deyişle bu enerjiyi kullanarak karbonlar arasında bağlar kurar ve enerjinin biyolojik moleküller olarak depolanmasını sağlar. Bitkiler depoladıkları enerjiyi büyümek için kullanırken bitkilerle beslenen ve bitkilerle beslenenlerle beslenen diğer hayvanlar da bu enerjiden birbirini yiyerek faydalanmış olurlar. Az önce de söylediğim gibi karbondioksit bu bitkiler tarafından emilir. Buradaki ok kafanızı karıştırıyor olabilir sanırım silersem daha iyi olacak. Karbondioksiti alan bitkiler oksijen üretir ve bu oksijen de hayvanlar tarafından biyolojik moleküllerin metabolize edilmesi sırasında kullanılır. Bunu biyolojideki solunum konusundan hatırlayacaksınız. Ağaçtaki karbon tavşan tarafından yendiğinde tavşanın biyolojik moleküllerinin bir parçası haline gelir. Tavşan bu biyolojik molekülleri enerji kaynağı olarak kullanıp solunum yolu ile bağları parçaladığında karbon karbondioksitin formunda atmosfere geri salınır. Evet, belki de bu daha iyi bir temsil oluyor bu şekilde. Enerji ve madde söz konusu olduğunda güneşten gelen enerjinin ekosistem içinde aktığını, yani bir basamaktan diğerine aktarıldığını, bu süreç içerisinde bir kısmının ısıya dönüştüğünü, maddenin ise hiç kaybolmadığını bilmelisiniz. Vücudumuzdaki ve dünyadaki tüm moleküller sürekli bir geri dönüşümün parçası. Milyarlarca yıl önce yıldızlarda ortaya çıkmış bu maddeyi sürekli yeniden kullanıyoruz. Çizimdeki tüm karakterler öldüğünde bile ayrıştırıcılar maddeyi basit inorganik moleküllere parçalıyor. Bu inorganik moleküllerde önceki videolarda da bahsettiğim gibi güneşten gelen enerji atmosferdeki karbondioksit ve topraktaki su kullanılarak yeniden ve sürekli bir biçimde sisteme geri kazandırılıyor.